Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Türkiye'de yaşanan işsizlikle ilgili ve bir gurbetçi vatandaşımızın bu işsizlikle ilgili yaptıklarını sizlere anlatacağım. Bunun yanı sıra eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız çok çok önemli bir konuya temas edeceğim. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Ev hanımları, özellikle çocuğu olan hanımefendiler bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Çünkü onlar için çok büyük bir fırsat, emeklilik yolu açıldı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Anlatacağım biraz sonra ne yapmaları gerektiğini. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız memleketi olan Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz'de de fındık bahçeleri var. İşte fındık hasatı yapılacak. Fındık toplanacak ama işçi bulamıyor. Ve bu vatandaşımız aracının arkasına bakın ne yazıyor. İş yok, açım diyenler. Fındıkta eleman yok. Günlük 350 TL, çuvalcı 700 TL, şikayet çok, çalışan yok. Hadi buyurun arkadaşlar. Gurbetçi vatandaşımız taşı gediğine bırakmış. Şimdi ne diyor? Fındıkta çalışacak 350 TL yevmiyeli adam bulamıyoruz diyor. Çuvalcı 700 TL alacak diyor, adam yok diyor. Şimdi resmi rakamlara göre Türkiye'deki işsizlik oranı %10.8. Ne demek bu? Çalışma olanların %10.8'i işsiz. Ben bu rakamın daha yüksek olduğuna inanıyorum. Bu rakamın gerçekleri yansıtmadığına inanıyorum. Benim düşüncem bu yönde. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi, evet, Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Peki, Türkiye'de ben işsizim diyenlerin çok büyük bir kısmının da ben iş beğenmediğini biliyorum ve bu gurbetçi vatandaşımıza da katılıyorum. Evet, gençlerimiz işsiz mi? İşsiz. Okuyan gençlerimiz işsiz, büyük bir işsizlik var. Ben bunların hepsini çok iyi biliyorum ve kabul ediyorum. Ama bir kısmı da iş beğenmiyor arkadaşlar. Sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Herkes müdür olmak istiyor. Herkese bir tane masa verelim. Herkes önünde bir tane bilgisayar. Herkes oturarak çalışmak istiyor. Herkes bu. Yani herkes komutan olmak istiyor. Asker yok. Savaşacak kimse yok. Çalışacak kimse yok. Sosyal medyada görüyorlar. Bak ben anlatayım psikolojiyi. Onun arabasını görüyor. Onun elbisesini görüyor. Onun ayakkabısını görüyor. Onun evini görüyor. Onun bilmem nesini görüyor. Sonra büyük bir özenti başlıyor. Al iş ver diyor. Gel çalış. Niye çalışmıyorsun? Ha, ben bunları söylerken her şey Türkiye'de dört dörtlük falan demiyorum. Çok büyük bir işsizlik var. Kabul ediyorum. Aman yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi Karadeniz'de ya da çevrede, Türkiye'de işsizim diyenlerin, işim yok diyenlerin 350 TL günlük yevmiye ile çalışması bana göre iyi para kardeşim. Çoğu da biliyorum Karadeniz'de yemeğini veriyorlar, yatacak yerini veriyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından aileler arabalara biniyorlar, Karadeniz'e gidiyorlar, çalışıyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek hiç fark etmiyor, çalışıyorlar. Karadeniz bölgesinde işsiz Karadenizler bana kızacak, kusura bakmayın arkadaş. Burada hani bölge ayrımı falan yok. Özellikle Karadeniz'de şöyle bir şey var. Hanımlar daha çalışkan. Erkeklerin bir kısmı, hepsi değil, kahvede oturur, oyununu oynar, okeyini oynar, sigarasını içer, sırtında çocukla gider çay toplar, fındık toplar. Beyefendi nerede? Beyefendi kahvede. Okey oynuyor, pişpirik oynuyor. Kusura bakmayın, alınmaca yok. Bunlar doğru. Şimdi gurbetçi vatandaşımız arabasının arkasına yazmış. Bana göre çok doğru. Ben kendimi bildim bileli
fındıkla ilgili işçi bulma sorunu var arkadaşlar. Bulunmuyor. İşte sürekli gelen aileler var. Çoluk çocuğuyla beraber gelirler. Onlara bir ev verirler ya da işte bir barakadan bir şey yaparlar. İşte bu fındık tarlalarının sahipleri işte hasada alırlar, toplatırlar onlara. Bir para da verirler. E kardeşim, işsizim diyenlere şimdi sesleniyorum. Al, gurbetçi vatandaşımız yanlış mı yazmış? İş beğenilmeme durumu yok mu kardeşim? Bizim şöyle bir psikolojimiz var. Bak biz millet olarak hepimizin, ayrım yapmıyorum. Biz sadece konuşuyoruz. Bak, adam çalışıyor başkası, biz konuşuyoruz. Çok güzel eleştiri yapıyoruz. Çok güzel dedikodu yapıyoruz. Çok güzel milleti yerden yere vuruyoruz. Ama çalışma deyince çalışkan bir toplum değiliz kardeşim. Bu herkes için geçerli değil. Genelleme yapıyorum ben. Tabii ki bu ülkenin çok çalışkan, başarılı, üst düzey, dünya çapında insanlarımız var. Gurur duyuyoruz hepsiyle. Ben genel. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gittiklerinde hep şu manzarayı görürler. Kardeşim herkes sokakta, lokantalar dolu, restoranlar dolu, herkes geziyor. Kim çalışıyor? Şimdi Almanya'da gündüz, Fransa'da, Hollanda'da bu kadar adam görür müsün sokakta? Çünkü millet işinde gücünde çalışıyor, çalışmak zorunda. Ha şunu söyleyebilirsiniz, ya Türkiye'de iş mi var da bilmem ne var. Tamam kardeşim, Türkiye'de iş yok, kabul ediyorum. Ama bazı kişiler de kendilerine göre iş var ama iş beğenmiyorlar. Parayı beğenmiyorlar. Ne yapalım kardeşim? Ülkenin durumu bu. Dört dörtlük bir durum yok. Ülkedeki ekonomik şartlar kötü ama bazıları için de iş imkanı var. Maalesef böyle bir tablo var. Şunu da söyleyelim, bak gerçekleri konuşma zamanı. İşi alacaksan kamu kuruluşlarına torpil denilen şeyin alası var. Adam kayırmanın alası var. Hepsini biliyoruz. Belediyelere gidiyorsun, kendi adamlarını alıyorlar. Belediyeler zaten siyasi partilerin ambarı, insan ambarı. Yoldan geçeni eğer kendi adamlarıysa işe koyuyorlar. Hiçbir parti ayırmıyorum. Hepsi aynı. Sağ da aynı, sol da aynı. Hepsi aynı. Gidin belediyelere, bir kişi yapacağı bir işi 10 tane adam ucundan tutmuş ya da tutmamış, yarısı yatıyor. Yapmıyorlar. Kimin parasını veriyorsun sen kardeşim bu insanlara? Senden benden aldığı vergiyi bu adamlara veriyorlar. Adalet mi bu? Vicdan mı? Yani hangi dinde, hangi insanlıkta böyle bir şey var? Adam kayırma var. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, geldik çok çok önemli bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve ben Türkiye'de emeklilik olmak istiyorum, emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız, bu dakikadan sonra anlatacaklarım sizler için. Büyük bir fırsat var. 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Sadece yurt dışında yaşıyorsanız beni bu videonun sonuna kadar lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bu videoyu izledikten sonra da bu videoyu eşinize, dostunuza, akrabalarınıza gönderin. Onlar da bu fırsattan istifade etsinler. Peki ne yapacaksınız? Şimdi anlatıyorum. Ev hanımları, çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkiye'de emekli maaşı almanız için artık bir bahaneniz kalmadı. Adım atma zamanı geldi. Bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar ancak pek çoğu kulaktan dolma bilgiye sahip. Ne yapacağını bilmiyor. Kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Ne zaman emekli olacağını bilmiyor. Türkiye'de bedavadan nasıl sağlıktan yararlanacağını da bilmiyor. Biz vatandaşımıza bu konuda yardımcı olalım dedim. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Bugüne kadar hiçbir yerde görülmeyen, sadece bizim kanalımızın izleyicileri için büyük bir fırsatı ortaya çıkardık. Nedir bu? Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Tüm SGK işlemleriniz yapılacak. Özgür Bey sizin adınıza SGK'ya gidecek, dilekçeleri verecek, formları dolduracak, tüm işlemleri siz dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz +90
546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazmanız yeterli. Eşinizle beraber alın. Çünkü eşlere indirim var. Eğer eşinizle beraber bu fırsattan yararlanmak isterseniz hanımlara %50 indirim var. Yani normalde iki kişi 240 euro ödemesi gerekirken hanımlar 60 euro ödüyor ve toplamda 180 euro ödüyorsunuz. 120 erkekler, 60 hanımlar. İki kişi için. Bu 180 euroya geleceğini planlıyorsun, emekli maaşına kavuşuyorsun. Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan bedava yararlanma imkanın ortaya çıkıyor. Ölene kadar bu maaşı alıyorsun. Türkiye'ye izine gittiğinde bankada param birikiyor. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz telefonu, numarasını telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası atıyorlar. Siz bu parayı dünyanın neresinde olursanız olun 120 euroyu ödüyorsunuz. Ve size randevu veriliyor. Randevu günü Özgür Bey'le cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde konuşuyorsunuz. Nerede olursanız olun. Özgür Bey elinde cep telefonu, sizin de elinde cep telefonunuz, soracağınız sorular varsa hepsini soruyorsunuz. Özgür Bey de size sorular soruyor ve sizin işlemleriniz başlıyor. Sizin adınıza SGK'ya gidiyor. Tüm müracaatları yapıyor, formları dolduruyor, dilekçeleri dolduruyor ve sizin emekliliğe kavuşturuyor. Daha ne olsun? Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün emeklilik, bakın arkadaşlar, çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey. Emeklilik müracaatında yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Profesyonel bir emeklilik başvurusu yaptığınız zaman devlete en az parayı ödüyorsunuz ve en yüksek emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Evet, sadece 120 euroya hayatta bir sefer olan bir şey. Gençler, kaç yaşında olursanız olun, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz, babanız için bu adımı atın. Gelecek de bir gün gelecek. Beyler, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu emeklilik planlamasını mutlaka yaptırın. Sakın biz genciz, işte bir şey olmaz, emeklilik falan hani bana lazım değil demeyin. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kısa bir süre sonra bu fırsat bitecek. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, ya biz bundan yararlanamadık, kaçırdık. Başkaları da bu işi yapmak için 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor demeyin. Çünkü bu işi yapacağını söyleyen, çoğu da iş bilmeyen, sözde sosyal güvenlik uzmanları 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Sadece danışmanlık ücreti. İşinizi de doğru düzgün yapmıyorlar. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Bunların çoğu bugüne kadar yüzlerce vatandaşımızı mağdur etti, dolandırdı. Sakın ola ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Sadece 120 euroya hanımlara indirim var. İki kişi almak isterse 180 euroya bu fırsattan yararlanacak. Hanımlar tek başına alırsa 120 ödüyor. Erkekler de tek başına alırsa 120 ödüyor. Aile indirimleri var. Aileler birleşin. Bu fırsattan yararlanın. Aile indirimi alın. Yarı yarıya ödüyorsunuz aile indirimi alırsanız. Benden size söylemesi, geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair artık adım atma zamanı geldi. Bu fırsatı sakın kaçırmayın benden söylemesi. Ekranın altında numarayı görüyorsunuz. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Pek çok vatandaşımız bundan istifade etti. Emekli maaşını almaya başlayanlar var. Bankaya paraları yatıyor. Müracaatları yapılanlar var, işlemleri devam edenler var, danışmanlık alanlar var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi sıra sizde, eşinizde, çoluk çocuğunuzda. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Sadece emeklilik değil, sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.